Efendim herkese yeniden merhaba. Sizlere gördüğünüz gibi bir otel odasından sesleniyorum. Çünkü eşimle beraber yaklaşık 10 gün sürecek keyifli bir karayoluyla tura çıktık. O yüzden bazen böyle çok da sempatik olmayan dekorlar içinde siz beni izleyebilirsiniz. Öncelikle özür dileyim ama hepinize iyi bir yaz diliyorum. Kazasız belasız. Keyifli bir tatil diliyorum imkanları olanlar için. İmkanları olmayanlar için, anne babasının yanına gidenler için, memleketine dönenler için iyi yolculuklar diliyorum. Temmuz, Ağustos biraz Türkiye'nin kafasını dinlediği geleneksel aylardır ama tabii dünya durmuyor, gelişmeler durmuyor. O yüzden pek kafa dinlenebiliyor mu, dinlenemiyor mu? O da ayrı bir soru işareti oluyor. Seyahatte bile insan tabii bakın tatil yapmıyor. Sonuçta bir gelişme yaşanıyor ve o gelişme çerçevesinde sizlerle görüşlerimi paylaşmak zorunda kalıyorum. Bundan eşim çok hoşlanıyor mu? Hayır, hoşlanmıyor. Çünkü tatil tatildir, çalışma çalışmadır diye bakıyor. O da çok haklı. Ama ne yapayım? Ben bir gazeteciyim ve bu gazetecilik çerçevesinde ani yaşanılan gelişmeler veya beklenilen ve sonuçları alınan gelişmeler çerçevesinde sizlerle iyi kötü temas kurmam lazım. Tabii ki tahmin ettiniz, NATO zirvesine gideceğim, Madrid'e. Çünkü bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu ilk gündeme geldiğinde bu kanaldan aman bu fırsatı kaçırmayın. 2004'te bir hatalar yaptık. Ve bu hatalar çerçevesinde pazarlığımızı tırmandıramadık. Ve tırmandıramadığımız gibi 2005 yılındaki Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne, NATO'ya yaptığı Yunan şantajlarıyla girmesini de önleyemedik. Konuyu stratejik bir yapı içinde sıkı bir pazarlığa bağlayın diyen ilk adam benim. Açık konuşayım. O günkü videomu da buraya atarım. Ve sonrasında tabii birçok insan bu pazarlığı istedi. Sağ olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki bu ikisi terörü destekliyor. Bizim öyle kolay kolay bunlara evet dememiz mümkün değil. Ben de çok sevindim. Şimdi gidişattan pek memnun olmadığımı anlamaya başlamışsınızdır. Çünkü NATO ile yapılacak pazarlığın stratejik kimlik taşıması gerektiğini söyleyenler grubundanım. Ama benim NATO'dan dün İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin imzalamış olduğu üçlü mutabakattan anladım. Bunun bir taktik kazanım olduğu yönünde. Taktik nedir? Gelişmenin içindeki bir parçadır. Gelişmenin tamamını yani pazarlığın tamamını asla şey yapamaz, karşılayamaz. Mesela muharebeyi bir şekilde kaybedersiniz ama savaşı kazanırsınız. Onun gibi bir şey. Şimdi Türkiye istediğini aldı. Evet, Türkiye İsveç ve Finlandiya'dan istediğini aldı. Bunu söyleyeyim. Ama NATO'dan istediğini aldı mı? Hayır. Türkiye NATO'dan stratejik anlamda istediğini almadı ama İsveç ve Finlandiya'dan istediğini almış gözüküyor. Şimdi orada atılan mutabakatta bir defa PKK adı geçiyor. PKK. Oysa İsveç ve Finlandiya PYD'ye destek veriyor Suriye'de. Amerika Birleşik Devletleri gibi. Hani demiş ya Amerikalı general PKK'lılara, "Let's change the name of the company." Şirketin adını değiştirme zamanı geldi. Niye? Amerikalı biliyor PKK olarak devam etse Türkiye'nin direnişiyle karşılaşacak. Ne yapmış Amerikalı? Mazlum Abdi'ye demiş ki şirketin adını değiştir. Şirketin adını önce PYD. Ama şimdi Suriye Demokratik Güçleri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bize ne diyor? Ne diyor bize Amerika Birleşik Devletleri? Kardeşim diyor ben diyor PKK'ya destek vermiyorum ki. Kime veriyorsun diyorsun. Suriye Demokratik Güçlerine veriyorum diyor. Bu PKK değil diyor. Niye? Çünkü diyor onun içinde Araf var, aşiretler var, şu var, bu var.
Arkadaş bayrağıyla lideriyle bu bir PKK örgütü. Hayır diyor Amerika. Bu PYD ve SDF, Suriye Democratic Forces. Yani senin PKK ile bir PKK, PKK kan değil de diyor. Onun liderleri var diyor. Sen onunla savaşıyorsun diyor. Onunla savaşına ben de katkıda bulunurum. İstihbarat istiyor musun? Şimdi aynı durum. PKK'yı terör örgütü olarak tanıdılar. Tanıyacak tabii. Zaten tanınmış. Yani yeni bir şeyle karşılaşmadık. PKK'nın terör örgütü Avrupa Birliği ve NATO listesinde var. Ama PYD, SDF, şusu, busu yok. Bir de var burada bir eksik var. Hadi onu da idare eder görelim. Hani bunlar bugüne kadar PKK'ya çok destek oldu. Nihayet açık ve seçik olarak terör örgütü diye ilan etmeleri hoş bir şeydir diyelim. Tamam. Ama bu bizim sorunumuzu çözmüyor NATO'yla. NATO müttefiklerimizden Amerika Birleşik Devletleri bütün bu süreç içinde, bütün bu süreç içinde 3 aydır, 2,5 aydır çok başarılı bir manevrayla Türkiye'nin ilgi alanından kaçtı. Ne telefon, ne şu, ne bu. Onlar başlarına geleceği biliyordu. Türk milleti İsveç ve Finlandiya ile pazarlık istemiyor ki. Türk milleti ulusal güçler açık ve seçik bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile pazarlık istiyor. NATO'nun en büyük müttefiki diye adlandırılan, en güçlü orduya sahip olan Amerika Birleşik Devletleri bugün Suriye-Irak hattında PKK'nın en güçlü askeri destekçisidir. Bunun Amerika ile ve NATO ile tam bu terminoloji içinde konuşulması gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı ayrılırken dedi, ben Biden'la bunu konuşacağım. Biden'la geçen yılda konuştuk. Bakın, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Sayın Erdoğan yanlarına sadece bir hanım tercüman alarak, sanıyorum o da Sayın Merve Kavakçı'nın kızıydı, bir görüşme yaptılar. Sonra sordu basın mensupları, efendim dediler, bu Biden'ın sözde Ermeni soykırımıyla ilgili sözleri gündeme geldi mi? Sayın Cumhurbaşkanı da çok şükür gelmedi dedi. Orada ne konuşuldu, ne edildi bilmiyoruz. Ama o günden bugüne bizim, yani Türkiye olarak Erdoğan şahsında Amerika Birleşik Devletleri'ne son derece uyumlu bir görüntü sergilememiş olmamıza rağmen o görüşmede, ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye politikasında hiçbir değişim yaşanmadı. Koskoca bir Ukrayna Savaşı yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri bütün Avrupalı müttefikleriyle ve Yunanistan başta olmak üzere tüm Balkanlı müttefikleriyle son derece açık ve sarih bir diyalog süreci başlattı. Bir tek Türkiye ile hemen hemen hiçbir şeyi paylaşmadan yoluna devam etmeyi tercih etti. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Orada atılan imzalar ve çıkan mutabakata inanmıyorum. Adımın Ardan Zentürk olduğunu bildiğim kadar da net söylüyorum ki Finlandiya ve İsveç o mutabakata rağmen FETÖ ile ve PKK ile mücadele etmeyecektir. Efendim göstermelik bir şeyler yaparlar mı? Yaparlar. Sonuç itibariyle devlet bunlar. Bir iki tane derneği kapatma, oraya buraya sözde baskınlar düzenleme, ilk 2-3 ay içinde böyle bir şeyler yapma ve ondan sonra da sonra normale hayata dönme. Yani NATO üyesi Danimarka, Kuzey Avrupa ülkesi olarak söz ediyorum, veya Norveç PKK'ya çok mu uzak? Tabii ki yakınlar. Bunlar da sonuç itibariyle NATO'ya tam üye olduktan sonra attıkları bu mutabakat yerinde durduğu sürece de başka yollardan FETÖ'ye de PKK'ya da desteklerini sürdüreceklerdir. Burada önemli olan Türkiye'nin iki noktada NATO ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik pazarlığı bir yıla yayan bir sürece devam etmesiydi. Neydi o bir yıl ve yayılacak süreç? Bir, Orta Doğu, özellikle Suriye hattındaki Türkiye'nin ulusal beka mücadelesine
tam destek ve o terör örgütlerinden elini ayağını çekme. İki, Yunanistan'ın 1/2 NATO ve Avrupa Birliği'ne sırtını dayayarak Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nde üretmekte ve sürdürmekte olduğu fiili durumlar ve müdahaleler, maksimalist yaklaşımlar. Bütün bunların arkasında esasında NATO'nun güçlü müttefikleri, Amerika başta olmak üzere ve Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği, biz ne zaman Doğu Akdeniz'le ilgili bir adım atmaya kalksak hemen karşımıza çıkıyor. Diyor ki senin ekonomin çok zayıf, ihracata ihtiyacın var, cari açığın arttı. Bak ben sana bir ambargo uygularım, feleğini şaşarsın, çarık giyip her gün mercimek çorbası içmek zorunda kalırsın diyor. Bu onların dediğinin Türkçesi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o zaman da ne yapıyoruz? İşte 2 yıldır, 2020 yılından bu yana Doğu Akdeniz'de yokuz. Halbuki 2020 yılının başlarında vardık. Ve o zaman Türk donanmasının gücünün ne olduğunu bütün dünya görmüştü. Ama ülkenin sıkışmış olduğu belli ki ekonomik sancılar bütün ve 2023'ün seçiminin hızla yaklaşmakta oluşu ne yazık ki Türkiye'nin milli beka mücadelesinde çok ciddi stratejik kırılmalar yaratmaya başladı. Buna izin vermememiz gerekiyor. Siyaset olarak da, toplum olarak da buna izin vermememiz gerekiyor. Güne gelecek, evet, günde 3 öğün mercimek çorbası içebiliriz yaklaşımını siyaset ve toplum dünyaya aktarmak zorunda kalmalıdır. Eğer her şeyimiz tam olsun, ama karnımız doysun, tamam. Sonra biz de şunu istiyoruz. Olmuyor arkadaşlar. Bakın, Suudi Arabistan'la el sıkıştık. Birleşik Arap Emirlikleri'yle el sıkıştık. İsrail'le el sıkıştık. Orta Doğu'da bize karşı değişimin bir damla bile oynamadığını gördük. O değişmiyor. Aynı. Bıraktığınız gibi. Hiç öyle el sıkışmalara falan bakmayın. Adamlar Libya'da, Suriye'de, orada burada canımızı okumak için ittifaklarını güçlendirmeye devam ediyorlar. Avrupa Birliği ve NATO'yla 2 yıldır, 2021 zirvesi, 2022 zirvesi uyumlu olmaya çalışıyoruz. Biz diyoruz sorun çıkartmayan bir müttefik olmaya çalışıyoruz. Ne değişiyor? Soruyorum size, ne değişiyor? 2021 Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan buluşmasından bu yana Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinde ne değişti? Bakın Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? F-16'lar konusunda her zamanki oyalama devam ediyor. Ben genel yayın müdürü olduğum M5 Savunma ve Strateji Dergisi gibi Türkiye'nin en köklü strateji dergisinin kapağına kendi imzamla o F-16'ları bize satmayacaklar demiş adamım. Bunu ben aylar önce söyledim. Satmayacaklar kardeşim. Türkiye'nin tırnağının uzamasını istemeyen bir kuşatmayla karşı karşıya olduğumuzu söylemekten, bu kuşatmayı yarmanın yolu İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmek değildir. Onlar gelirler, üye olurlar. NATO çok mutlu olur. Stoltenberg bizim için söylemediğini bırakmadı. Ne kadar da önemliymişiz. Ondan sonra unutur giderler. Bu pazarlık en az 1 yıl. Ve Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Adalar Denizi hattında gerçek muhatap Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın 4 büyük devleti diyelim. İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere nezdinde sürdürülmeliydi. Bunu sürdürürsek, bugün de geç kalmış değiliz. Bunu sürdürürsek 1 yıl içinde büyük kazanımlar elde ederiz. Eğer bunu sürdürmez, İsveç ve Finlandiya'nın tam üyeliğine benim bile tahmin ettiğimden çok daha hızlı bir zaman diliminde evet dersek,
Suriye, Irak, beka coğrafyamız ile Doğu Akdeniz, Adalar Denizi çıkar coğrafyamız ve milli coğrafyamızda ciddi sorunlar yaşamaya devam ederiz. Ben bir dostane uyarıda bulunuyorum ve üzülüyorum. Türk ekonomisi bu hale gelmemeliydi. Elimiz kolumuz bu şekliyle bağlı görüntü vermemeliydik. Bakın, milli beka mücadelesi için hep söyledim ama hep söyledim. Yıllardır söyledim. Bizim milli beka ekonomisi kongresine ihtiyacımız var diye yıllardır söyledim. Geldik geldik nereye dayandık? Keyifli şeyler anlatmak istiyorum sizlere, inanın. Bu yaşta böyle kuku mav kuşu gibi düşünüp habire zorlukları anlatan bir adam da olmak istemiyorum. Şöyle neşelenelim istiyorum. Ama hoşça kalın.